Dostlarım videoya geçmeden önce küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Şu anda kanalımda Android telefonlardan oyun yapmak üzerine 25 tane video mevcut. Bu videoları izleyerek 3D ve 2D olmak üzere iki tür oyun yapabilirsiniz. Aynı zamanda oyun yaparken yaşadığınız sorunları Discord sunucumuza gelerek orada bana ve geliştiricilere yaşadığınız sorunları sorabilir ve sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz arkadaşlar. Discord sunucumuza açıklama kısmında bulunan linkten gelebilirsiniz. Ve kanalıma abone olursanız eğer yayınlanacak eğitim videolarından haberdar olabilir ve bu videoları izleyerek yararlanabilirsiniz. Dilerseniz videoya geçelim. Dostlarım merhaba ben Zagrex. Bir önceki bölümde karakterimizin hareket sistemini oluşturmuştuk. Karakterimiz ileri geri sağa sola hareketlerini yapabiliyordu. Fakat eksik bir şey vardı. Kamera yukarı aşağı yapmıyor, hareketini yapmıyordu. Ve karakter sağa sola dönemiyordu arkadaşlar. Şimdi bugün karakter rotate'ini yapacağız ve kameranın rotate'ini yapacağız. Ee, yazacağımız kodlarla beraber kamera yukarı Yukarı bakabilecek ve aşağı bakabilecek. Aynı zamanda karakter sağa dönebilecek ve sola dönebilecek arkadaşlar. Dilerseniz projemize girelim. Projenizi açmadan önce itisme güç uygulamasını yatay bir şekilde kullandığınıza dikkat edin. Daha sonra projenizi açın arkadaşlar. Projenin üzerine bir kez basıyorum. Bu arada dokunduğum zaman göster özelliğini açtım. Ee, daha kolay anlayabileceksiniz yaptığım işlemleri. Şimdi... Ee... Projemizi açtık arkadaşlar. İlk olarak yapmamız gereken hemen yeni script dosya, e, dosyaları oluşturmak. Dosyalar kısmından script e, klasörümüze geliyoruz. Şurada script klasörümüz var arkadaşlar. Daha sonra bunun üzerine basılı tutup new diyeceğiz ve new node script diyeceğiz. Daha sonra buraya scriptimizin adını gireceğiz. İlk olarak kamera... E, Hareketlerini sağlayacağımız skripti yazacağız. İlk olarak kamera dosyasını oluşturuyoruz. Buraya, buraya kamera rotate yazabiliriz arkadaşlar. Daha sonra OK diyoruz ve burada kamera e, rotate'imizin rotate skripti oluştu. Üzerine bir kez basıyoruz. Böyle bir ekran bizi karşılıyor. Buradan Update yazısının yanında hemen e, bir kalem işareti var. Oraya basacaksınız. Daha sonra Artıya basacaksınız ve New Worker diyeceksiniz. Daha sonra buradan Cycle ekleyeceksiniz. Ona bastığınız zaman Cycle eklenecektir arkadaşlar. Daha sonra Missing Variable yazısına basacaksınız. My Object diyeceksiniz. Transform. Rotate in Seconds. Buraya isme geç. Input. Get Max Light. Buraya e, y eksenine giriyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradaki işimiz bitti. Buradan bir tür geriye çıkıyoruz. Bir tane daha geriye çıkıyoruz. E, buraya geleceğiz. Şimdi kamera objesine bir script ekleyeceğiz arkadaşlar. Player'e geliyoruz. Kamera objemiz player objemizin içerisindeydi arkadaşlar. Kameranın üzerine bir kez basıyoruz. Add component diyoruz ve buradan script diyeceğiz. Custom scripts ve e, scripts objemiz kameraya e, script özelliği kameraya eklendi arkadaşlar. Üzerine bir kez basıyoruz yanındaki ok işaretinin. Add script diyeceğiz. Buradan e, script dosyamıza geliyoruz. Ve buraya kamera e, rotate script'in üzerine basıp tike basıyoruz. Daha sonra script'imiz eklenmiş oluyor. Şuradan da galeri şey e, dünyayı kaydedelim. Şuraları kapatalım ve oynat diyelim. Kameramızın, kameramızın hareketlerini görmüş olacağız. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Şu an kolumuz kamerayla beraber yukarı aşağı yapmıyor. O yüzden stop diyeceğim. Bunda çok basit bir çözümü var. Hemen şuradan dünyaya gelip player'ın içine açıyorum. Burada arm var arkadaşlar. Bizim kolumuz üzerine basılı tutup set print parent diyeceğim ve buradan kamerayı seçip done diyeceğim. Daha sonra tekrar dünyayı kaydediyorum ve oynat diyorum. Şimdi kolumuz da kamerayla beraber yukarı aşağı hareketlerini sağlayacaktır. Bu şekilde. Şu an kamera rotate'i bitti arkadaşlar. Şimdi player'ın rotate'i bakın player sağa sola dönmüyor ekrana dokunduğumuz zaman. Şimdi Player in Rotate'ini yapacağız. Stop diyorum ve buradan dosyaya geliyorum. Yine buradan Folder Script'e basılı tutup New diyeceğim. Ve buradan New Nude Script diyeceğim. Daha sonra buraya e, Player Rotate diyeceğim. Daha sonra don diyeceğim ve e, Player Rotate Script'im de oluştu. Üzerine bir kez basılı tutup basıp, e, basılı tutmuyorum basıp Update yazısının yanındaki kalem işaretine basıyorum. Artıya basıyorum. New Walker diyeceğim. Cycle diyeceğim. Ve buradan Missing Variable'a basacağım. My Object. E, transform. Aşağıda Root. Rotate'ın var arkadaşlar. Oraya basacaksınız. Daha sonra birinci Missing Variable değil. ikinci Missing Variable'a basacaksınız. Buraya Met diyeceksiniz. Daha sonra buraya e, Negatif diyeceksiniz. Buraya It Magis diyeceksiniz. Buraya input. Buraya get max slide. Buraya x arkadaşlar. Şu an player rotate'imizin script'i de oluşmuş oldu. Buradan da geriye çıkıyoruz arkadaşlar. Daha sonra ne yapacağız? Player'ımızın içerisine bu script'i atayacağız arkadaşlar. Player objesine geliyoruz. Buraya basıp zaten bir script özelliği eklemiştik. Custom script'e basıp buradan add script diyeceğim. Folder script dosyasına girip buradan player script şey, player script'ini seçip Tike basıyorum. Daha sonra e, bunları kapatıp save World diyeceğim. Şu an her şey hazır. E, karakterin ileri geri yapması için sağa sola hareketleri yapması için kameranın yukarı aşağı yapması için şu an her şey hazır arkadaşlar. Play diyeceğim. Ve e, kameram sağa sola dönüyor. Şu an görüyorsunuz bu şekilde. Gayet güzel bir oyun yaptık. Bakın bu şekilde e, hareketler sağlayabiliyoruz. E, bir de Player'ın hızını arttırmak isterseniz eğer yine player objesine geleceksiniz. Daha sonra aşağı inip e, custom script'e basacaksınız. Buradan walking script'i açıp hızını e, buradan onu yapabilirsiniz. Onu deneyelim bakalım. Evet çok hızlı oldu. Bayağı hızlı oldu. 5 yapabiliriz herhalde. 5 gibi iyi olur diye düşünüyorum. Şuradan açıp burayı hemen gelip 5 yapacağız arkadaşlar. Playere geliyorum. Custom script'e aşağı inip walking script'e açıyorum. Buraya 5 yapacağım veya 6 da yapabilirim. 6 yapalım. Play, play diyelim ve evet şu an karakterimizin hızı gayet güzel. Bu şekilde kamera ayarlarını da yaptık arkadaşlar. Bakın böyle her yöne doğru bakabiliyoruz. Ee, bu videoluk bu kadar. Umarım video işinize yaramıştır. Eğer işinize yaradıysa abone olarak bana destek olabilir. Aynı zamanda yine yayınlanacak eğitim videolarından haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.